Herkese merhaba YouTube. Ben Kerim Dizaber. Bu içerimde sizlerle birlikte kullanmakta olduğumuz iPhone modeli fark etmeksizin hepimizin gündelik hayatında yaşamış olduğu iPhone şebeke sorununun 2024 yılında çözebileceğiniz en güncel ve kolay nasıl hangi tekniklerle hiçbir veri kaybı olmadan direkt olarak iPhone'unuza bulunan şebeke sorununu çözebilecek harika bir yöntemle karşınızdayım. Özellikle aranızda bu sorunu yaşayan ve en güncel ve kolay bir şekilde nasıl bu problemi çözebileceğimiz konusunda bir araştırma yaptıysanız, şu anda bu içeriğimizin ardından yaşamış olduğumuz şebeke sorununu herhangi bir iPhone modeli, yani iPhone 15 de olur, iPhone 5 de olur, hiçbir iPhone modeli fark etmeksizin uygulayabileceğiniz yöntemimize laf uzatmadan hemen videomuza geçelim. Bu arada dostum, tam ortada çıkan tuşa tıklayarak tamamen ücretsiz ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Ayrıca bu içerikle ilgili düşüncelerinizi veya önerebilecek video içeriğiniz varsa yine yorumlar kısmı üzerinden düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Müsait olduğum en kısa vakitte sorularını cevaplamak üzere bekliyor olacağım. O zaman içeriğimize iPhone şebeke sorununu nasıl çözebileceği konusundaki rehber niteliğindeki videomuza hemen geçelim. Ve dostlar, şimdi kullanmakta olduğumuz iPhone cihazımızın modeli ne olursa olsun fark etmeksizin yaşamış olduğumuz şebeke sorununun nasıl en kolay ve güncel bir şekilde çözüm yöntemiyle karşınızdayım. 2024 yılı içerisinde kullanabileceğiniz en güncel yöntemlerden birisi olup kullanmakta olduğunuz iPhone cihazınızda hiçbir veri kaybı olmadan cihazınızdaki şebeke sorununu %100 bir şekilde çözebileceğiniz en güncel ve kolay yöntemlerden birisidir. Eğer bu yöntem işe yaramaması takdirde tabii ki eğer siz de servis sağlayıcınızla veya cihazınızın garanti durumu ile ilgili teknik servis üzerinden de bilgi alabilirsiniz. Ve şimdi dostlar, hemen bu işleme geçmeden önce cihazımızda SIM kartının takılı olduğundan emin olmalıyız. Yani cihazımızda SIM kartı takılı olduğu halde bu işlemi yapmamız gerekiyor. Aksi halde işlemde başarısız, hata sonuçlanabiliriz. Şimdi öncelikle ayarlar klasörüne giriyoruz ve ayarlar klasörüne girdikten sonra genel bölümüne tıklıyoruz. Genel bölümünden sonra ise arka planda uygulama yenile seçeneğinin hemen altta bulunan tarih ve saat kısmına tıklıyoruz. Cihazlarımızda otomatik ayarla klasörünün açık olduğunu göreceksiniz. Biz bunu kapalı hale getireceğiz. Yani manuel olarak ayarlamayı seçeceğiz. Otomatik olarak ayarla seçeneğini ilk önce kapatıp manuel hale getirmemiz gerek. Otomatik ayarlı seçeneğini kapattıktan sonra manuel doğrulama çıktığında tarih ve saat kısmı çıktığını göreceksiniz dostlar. Ve şimdi Şubat 2024 olarak ayarlanmış olan tarih ve saati hemen düzeltelim. Burada öncelikle manuel olarak ayarlayacağımız için tarihi son kısma kadar getiriyoruz. Zaten otomatik 2038'e kendisini alacaktır cihazımız. Ocak 2038'e gözüktükten sonra ise dostlar artık burada herhangi yapacağımız bir işlem kalmıyor. Yani tarih ve saat klasöründen çıkıyoruz ve cihazımızı yeniden başlatıyoruz. SIM kartımız takılı olduğu için cihazımızda yeniden başladığı takdirde kullanmakta olduğumuz iPhone cihazımızda yaşamış olduğumuz şebeke sorununun problemini güncel ve kolay bir şekilde çözmüş oluyoruz. Yani tarih ve saati otomatik olarak değil, manuel olarak ayarladığımız takdirde dostlar bu problemin üstesinden gelmiş oluyoruz. Ve dostlar, video içeriğini izlemiş olduğunuz üzere sizde kullanmakta olduğunuz bir iPhone modeliniz varsa herhangi bir iPhone modeli fark etmeksizin uygulayabileceğiniz hiçbir veri kaybına yol açmayan 2024 yılında uygulayabileceğiniz en güncel ve kolay iPhone şebeke probleminin çözüm niteliğinde kalan bir rehber içeriğimizin sonuna geldik. Tam orta çıkan tuşa tıklayarak tamamen ücretsiz ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Ayrıca bu içerikle ilgili düşüncelerinizi veya önerebilecek bir video içeriğiniz varsa yine yorumlar kısmı üzerinden benimle paylaşırsanız sevinirim. Müsait olduğum en kısa vakitte soruları cevaplamak üzere bekle olacağım. Aynı zamanda kullanmakta olduğunuz herhangi bir iPhone modelinde de farklı bir problem yaşıyorsanız ve bunun da çözüm niteliğini oluşturabilecek bir içerikte varsa veya bir düşünceniz varsa yine yorumlar kısmı üzerinden paylaşmayı unutmayın. Farklı ve daha farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.